Merhaba arkadaşlar. Yargı TV'nin sizler için hazırlamış olduğu sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili görsel sanatlar bölümünü birlikte işleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Sınıf öğretmenliği ile ilgili görsel sanatlar dersini birlikte işlemeye çalışacağız. Bu sürecin planlanması şu şekildedir. Programın vizyonu, misyonu, program sürecindeki genel amaçlar, Türkiye eğitim sistemi ile ilgili önemli bazı noktalar ve bu dersin işleniş sürecinde kullanılan bu derse ait öğretim yöntem teknikleriyle süreci ilişkilendireceğiz. Bunlara beraber bakalım. Şimdi sürecin başında sanat eğitimi nedir? Bununla başlayalım arkadaşlar. Sanat eğitimi sayesinde bireye çağdaş yaşama ve özgür düşünme olanağı kazandırması önemlidir. Ayrıca toplum için bunları anlayan, bunları eleştirebilen, bunlara saygı duyan insanların yetiştirilme imkanını sağlaması sanat için yine önemli olan ifadelerden bir tanesidir. Sanat ayrıca öğrencilere yaşama özgün biçimler kazandırması da yine söylenebilir. Burada kültürün anlaşılmasının önemini, kendi kültürümüze sahip çıkma, birbirini onu yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarmada etkin bir rol üstlenen sanat için aslında söyleyecek çok şey vardır. Ayrıca bu açıdan da bakıldığında görsel sanatlar eğitimi, eğitimin her basamağındaki öğrenciler için gereklidir ve bu nedenle sınıf öğretmenliği için 1., 2., 3. ve 4. sınıfta hatta 8. sınıfa kadar ki biz sadece bizimle ilgili olan kısım için konuşuyoruz. 8. sınıfa kadar görsel sanatlarla ilgili etkinliklerin düzenlenmesi öğrencilere bu becerinin kazandırılması açısından, mantalitenin kazandırılması açısından oldukça önemlidir. Şimdi bu eğitim dedik her basamakta herkes için gereklidir. Çünkü nitelikli bir sanat eğitimi çağdaş dünyada var olmanın şartlarından birisidir şeklinde devam edebiliriz. Şimdi sanatın ve sanat eğitiminin gerekliliği sonucunda bugüne kadar 1948, 1968 ilkokul, 1951, 1962, 1971'de ortaokul, 1992 ilköğretim programlarında geliştirmiş olması söz konusudur. Ayrıca günümüz koşullarında yeniden yapılandırılan eğitim sisteminde yine öğretim programları kapsamında güzel sanatlar dersi öğretim programı oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu anlamda 2005 sonrası yapılandırmacılık ağırlıklı süreçte de görsel sanatlar dersinin etkililiği dikkat çekicidir. Peki bu programın vizyonu nasıldır? Bir de buna bakalım. Programın vizyonunda özellikle görsel sanatlar dersi programı öğrencilerin bulundukları yaş düzeyinden başlamış olması önemlidir ve tüm yaşamları boyunca temel bir kazanım olarak kendilerini ifade etmenin yolları, kendilerini ve dış dünyadaki kendi dışlarındaki insanları anlayabilme becerinin kazandırılması, bunları keşfetmeleri, bunları kullanarak duygusal, bilişsel, kültürel, toplumsal yönlerden donanımlı hale gelmeleri, sağlıklı, dengeli kimlik oluşturmaları ve yine nitelikli alışkanlıklar edinmeleri burada önemlidir arkadaşlar. Bu nedenle bu amaçla toplumların bugününü ve geleceğini oluşturan yaşam anlayışını benimsemede, dünyayı algılama ve yorumlama yeterliliğini geliştirmede görsel sanatların önemi büyüktür. Devam edecek olursak bu süreçte arkadaşlar toplumsal gelişmelere, doğaya duyarlılıkla yaklaşan, günümüzde iletişim ve etkileşim ortamının ve imkanlarının hızla değişerek bireyin ve toplumun yaşam dinamiklerine kattığı yeni açılımlara, yeni etkinliklere cevap verebilen, onlara duyarlı kalabilen, ayrıca sorgulama bilincine sahip olmaları ve bilimsel ve teknolojik değişim ve dönüşümlerin toplumlarda yarattığı olumsuzluklara karşı yeni çözümler üretebilen bireyler yetişmesi, ayrıca olumlu niteliklerle donanarak kendilerini ifade edebilmeleri ve sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler ve bireylerden oluşan toplumların hedeflenmesi görsel sanatlar dersinin en önemli misyonlarından bir tanesidir. Şimdi baktığımızda
Görsel sanatlar dersinin programının özellikleri nelerdir? Bir de bunlara bakalım. Bu programın özellikleri arkadaşlar, bütün uygulamalarda bireylerin kendilerini ifade etmeleri, bu ifade yolu ile iletişim kurma, yaratıcı düşünmeleri, problem çözebilmeleri, bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayışın esas alınması önemlidir. Artı sanat eğitim alanındaki çağdaş gelişmeler ve bu yaklaşımlar sonucunda öğrenciye güzellik kavramının kazandırılması, beraberinde algı birikimi, el, göz ve zihin birlikteliğinin yani koordinasyonunun sağlanması ve bu amaçla çeşitli etkinliklerin bilinçli bir rehberlikle uygulatılması amaçlanmıştır arkadaşlar. Ayrıca eğitim ortamları sınıf içi de olabilir, sınıf dışı da olabilir arkadaşlar. Sınıf içi zaten bir çatı altında ama sınıf içi nereler? Parklar, bahçeler, sergiler, müzeler, tarih yapılar, sanatçı atölyeleri, sanat ve kültür merkezleri olarak zenginleştirilmiş olması söz konusudur. Zaten hepimiz biliriz ki 2005 yılı sonrası yapılandırmacılık ağırlıklı söylemde öğrencilerin öğreneceği konuların günlük yaşamda farklı yerlerde veya benzer durumlarda ilişkilendirebilmiş olmaları onların bu anlamda daha kalıcı beceriler kazanmalarını sağlayacaktır. Ayrıca sanatta uygulamalı çalışmalarla birlikte geçmişten günümüze meydana getirilmiş olan sanat eserlerini anlama, onları görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılmasında ilke edindirilmiş olması önemlidir arkadaşlar. Peki, görsel sanatlar dersinin genel amaçları nelerdir ve bu genel amaçları biz aslında hangi başlıklarda ele alabiliriz? Bunlardan bir tanesi bireysel ve toplumsal amaçlardır. Bireysel ve toplumsal amaçlarda arkadaşlar, öğrenciye doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırmak önemlidir. Bu bir. İkincisi, analiz ve sentez. Zaten biliyorsunuz Bloom taksonomisi içinde konuşacak olursak, analiz ve sentez basamağı üst düzey düşünme becerileriyle desteklenen bir süreçtir. Burada bizden ne bekleniyor arkadaşlar? Seçme, ayıklama, birleştirme, yeniden organize edebilme, aynı zamanda eleştirel düşünebilme becerilerinin desteklenmesi söz konusudur. Yine bireysel ve toplumsal amaç açısından baktığınızda öğrencilerin kendi yeteneklerini fark etmeleri, kendilerine güven duygusu kazanmaları ve bunların geliştirilmesi söz konusudur. Ayrıca öğrencinin görsel biçimlendirme yolları ile kendisini ifade edebilmesi yine bireysel ve toplumsal amaçları arasında gösterilebilir. Peki, algısal amaçlar neyle ilişkilidir? Buna bir bakalım. Algısal amaçlar, şimdi arkadaşlar algı için neyi söyleyebiliriz? Bir de duyum için neyi söyleyebiliriz? Bu ikisinin arasındaki farkı hemen burada bir bakalım isterseniz. Duyum, organizmaya yani beyne dışarıdan binlerce uyarının geldiğinden haberinin olmasıdır. Duyarsınız ama anlamlandıramazsınız. İşte duyup anlamlandırabilmeniz için de algılamanız gerekiyordur. Mesela ayağınıza bir şeyin battığını fark etmek, duyumsamak, bu batanın raptiği mi, işte küçük bir cam parçası mı, bir kalem ucu mu, bunun adını koyabilmeniz algı süreciyle ilişkilidir arkadaşlar. Algısal amaçlar nedir? Öğrencinin algı birikimini ve hayal gücünü geliştirmek bizim için önemlidir. İkincisi, öğrencinin görsel algı ve birikimleriyle öznel algılarını sanatsal anlatımlara dönüştürülebilme imkanı tanınması da önemlidir. Ayrıca öğrencinin birikimlerini başka alanlarda kullanabilme becerisi geliştirmek de yine algısal amaçlar arasında sayılabilir. Bu anlamda estetik amaçlara baktığınızda neler söyleyebilirsiniz? Öğrencinin sanatın ve sanat eserlerinin her zaman önemsenecek bir değer olduğunu kavramasını sağlamak arkadaşlar. Sanata ve sanatçıya, özellikle ürünlere saygı duymak ve bunların farklı, orijinal, özgün ifadeleri olduğunun bilincine de varmaları beklenir arkadaşlar. Öğrenciye doğadan, çevreden ve geçmişten günümüze miras kalan sanat yapıtlarından haz alma, onlarla gurur duyma ve onları koruma bilincini kazandırmak bizim için önemlidir. Artı, öğrenciye görsel sanatlar sevgisi ve bu sevgiyi yaşamın her alanına
yansıtabilme, bunu davranış biçimi haline getirebilme becerisi de kazandırmak yine neyle ilişkidir arkadaşlar? Estetik amaçlar arasında sayılabilir. Bununla birlikte öğrenciye doğada olan ve insan eli ile üretilebilen her şeyde bir estetik yan aramak, estetik değerlendirme birikimi ile bunlara bakmak, bu beceriyi onlara kazandırmak yine estetik amaçlar için söylenebilir. Arkadaşlar, süreçteki teknik amaçlarda yine sanatla ilişkilendirilecek olursak, öğrenciye her türlü araç ve gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme isteği oluşturabilmek, bununla birlikte bu araç gereçleri kullanma becerisi kazandırmak ve öğrencinin duygusal anlamda, bilişsel anlamda, psikomotor anlamda gelişmelerini desteklemek mümkündür. Öğrenci değişik tekniklerle elde edilen görsel sonuçların etkilerini sezdirebilmek ve öğrencilerin farklılıklarından zevk alabilmelerini sağlamak söz konusudur. Yani her şeyin aynı olması gerekmiyor. Ortaya konan teknik araç gereçlerle söz konusu olan ürünlerin birbirinden farklı olması da bizim için önemlidir. Öğrenciye farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin farkına vardırabilmek artı öğrenciye kullandığı tekniklerin dışında yeni teknik arama, bunları kullanabilme cesareti kazandırmamız bizden beklenenler arasındadır. Arkadaşlar, görsel sanatlar eğitiminin temel ilkeleri nelerdir? Bir de bunlara bakalım. Görsel sanatlar eğitiminin temel ilkeleri arkadaşlar, bunlardan bir tanesi, ilkokulda ya da ilköğretimde uygulanacak görsel sanatlar eğitiminde belirlenen amaçlara ulaşılabilmesi için bazı ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Peki bu ilkeler nedir arkadaşlar? 1. Her çocuk yaratıcıdır. Şimdi yaratıcılığa da değmişken burada şunlara söylememiz çok mantıklı olacaktır. Yaratıcı düşünebilme becerisine sahip olan çocukların özellikle çok üstün zeka aranmaması ve ortaya konulan ürünlerin seviyelerin üzerinde olması şartının aranmaması dikkat çekicidir. Artı, yaratıcı düşünebilen bireylerde arkadaşlar süperego ön planda değildir. Şimdi id, ego ve süperegoya baktığınızda idden beklenen nedir arkadaşlar? Aykırı kimliktir. Haylaz çocuk diye biz bunu nitelendiririz. Söz konusu olan durumda idin istekleri biliyorsunuz ön plandadır. Egoda toplumsal yapılanma daha ön plandır. Süperegoda ise söz konusu olan durum çocuğun mükemmelliyetçi arayışlarıdır. Süperego, yaratıcı düşünebilen bireylerde söz konusu değildir. Daha çok idin ön planda olması söylenebilir bu anlamda. Artı, sosyal baskı yaratıcı düşünebilen bireylerde söz konusu değildir. Bu anlamda ortaya çıkarttıkları ürünlerde grup ona yaramazlar. Yalnız kalabilmeyi tercih edebilirler. Bu anlamda içe dönük zeka alanından da çok rahat bahsedebiliriz. Ayrıca hata yapmaktan korkmamaları söz konusudur. Deneme yanılma yoluyla öğrenmeyi tercih etmeleri söz konusudur. Ve bol miktarda risk alabilmeleri yine bu konuyla ilgili söylenebilecek ifadelerdendir. Bu anlamda her çocuğun yaratıcı olduğunu kabul etmek mümkündür. Çünkü zaten her insanın farklı, özgün, yeni bir şey üretebileceği algısı söz konusudur. Her çocuk farklı algıda, bilgide, sezgi ve duygu dünyası ile belli bir deneyime sahiptir arkadaşlar ve bu uygulamalarda kesinlikle bireysel farklılıkların bulunduğunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Yani hiçbir çocuk diğeriyle aynı değil. Uygulamalarda görsel sanat alanlarına yönelik 2 ve 3 boyutlu çalışmalar ile çoklu ortamlara mutlaka yer verilmiş olması da bizden beklenir. Ayrıca arkadaşlar görsel sanatlar dersi diğer disiplinlerle birlikte eğitsel amaçlardaki bütünlüğü kurmaya veya bireyin kendisini gerçekleştirmeye katkıda bulunması da beklenenler arasındadır. Ve dersin işleyişi kazanımlara yönelik ilgi çekici olan öğretme öğrenme yöntem ve tekniklerini zenginleştirmesi gerekir. Bu anlamda bununla ilgili pek çok yöntem ve teknikten ilerleyen süreçte bahsedeceğiz. Görsel sanatlar alanı ile ilgili temel beceriler neler? Bunlara bakalım arkadaşlar. Temel beceriler öğrencilerin öğrenme alanlarındaki gelişimleriyle bağlantılı, yatay olarak bir yılın sonunda, dikey olarak da 8. sınıfın sonuna kadar kazandırılacak bir durum söz konusudur. Şimdi burada sizin için söz konusu olan durum şudur. Yatay olarak bir yılın sonunda yani
Kazanım nedir arkadaşlar? Yaratıcı düşünme becerisi. Eylül ayından Haziran'a kadar siz bu düşünceyle o dersin konularıyla ilişkilendirme yapıyorsunuz. Ama bir konunun her aşama, her yılda genişletilerek daha detaylandırılması dikey boyutuyla ilişkilendirilecektir ve sarmal program deseniyle bunu çok rahat ifade edebiliriz. Bu anlamda 1'den 8. sınıfa kadar dikey bir yapılanmanın ama Eylül ayından Haziran'a kadar yani bir yıllık okul sürecinde kazandıracak becerilerin de yatay bir yapılanmada olduğunu söyleyebiliriz. Görsel sanatlar dersi programında arkadaşlar bu kazanımlarla bu temel becerilerin geliştirilmiş olmasının sağlanması da bir dikkat çekicidir. Arkadaşlar program sürecinde öğrencilere kazandıracağımız temel beceriler nelerdir? Şimdi bir de bunlara bakalım arkadaşlar. Türkçeyi düzgün ve etkili kullanma, kendini ifade edebilme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünmeyi söyleyebiliriz. Artı sanat aracılığıyla iletişim kurma, problem çözme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, sorumluluk alma, başladığı işi bitirme, görsel okuma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme, estetik bilinci kazandırma olarak bunları çok rahat sayabiliriz arkadaşlar. Şimdi öğrenme alanlarıyla görsel sanatların arasında bir bağlantı kurmamız gerekirse arkadaşlar. Bakın öğrenme alanları tam 3 tanedir. Bunlardan bir tanesi güzel sanatlarda biçimlendirme, ikincisi görsel sanat kültürü, üçüncüsü de müze bilincidir. Bu anlamda 3 tane öğrenme alanından da çok rahat bahsedebiliriz arkadaşlar. Peki görsel sanatlarda biçimlendirme nedir? Birlikte buna bakalım. Görsel sanatlarda biçimlendirme, çizgi, biçim, doku, leke, yapı, mekan, renk gibi görsel sanatlar öğeleri ile öğrencilerin denge, vurgu, bakın denge, vurgu, ahenk, değişiklik, hareketlik, ritim, dereceleme, oran, orantı gibi sanatsal düzenleme ilkelerini çeşitli öğretim yöntem teknikleriyle öğrencilere kazandırmamız söz konusudur. Peki çeşitli yöntem tekniklerle öğrencilere kazandırırken arkadaşlar hangi becerileri hedefliyoruz? Hem duyuşsal becerileri hedefliyoruz hem de devinimsel kazanımlara yönelik uygulamalar içinde bunlar mümkündür. Ve bunların geliştirilmesi ve pekiştirildiği bir öğrenme alanı hangisidir arkadaşlar? Görsel sanatlarda biçimlendirme. Demek ki görsel sanatlarda biçimlendirme ile ilgili ifadeler gördüğümüzde neye bakacağız? Öğrencilerin ritim gibi, ahenk gibi, oran, orantı gibi, renk gibi vurguların çeşitli yöntem, tekniklerle öğrencilere hem devinişsel hem de duyuşsal becerilerin kazandırılmasını sağlanacağı alanlar olarak bilmemiz de yeterlidir. Peki arkadaşlar görsel sanat kültürü için neler söyleyebiliriz? Görsel sanat kültürü öğrenme alanında öğrencilerin ulaşması beklenen kazanımlar bunlar bakın 1 estetik, 2 sanat eleştirisi, 3 sanat tarihi gibi varlığının sanatlı olan disiplinlerin her birinin içine geçirilerek sarmal program deseniyle gerçekleştirilmesi söz konusudur. Bu sayede arkadaşlar sanatsal uygulamalar yapan ve sanat yapmaktan zevk alan bireylerin yetiştirilmesinin yanı sıra ayrıca öğrencilerden bir sanat eserini çözümleyebilmeleri, sanat eseri niteliğini içerenlerle bu niteliği içermeyenleri değerlendirebilmeleri, bakın burada aynı zamanda siz hangi düşünme becerisini geliştiriyorsunuz? Eleştirel düşünme becerisini geliştiriyorsunuz. Neden? Benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkartabildiğiniz için. Sanatçı ve zanaatçı farkını algılayabilen, her ikisinin de toplumda yerini ve önemini kavrayabilen, daha da önemlisi sanatçı ile sanatçı olmayanı birbirinden ayırt edebilen çağdaş nesil yetiştirilmesi görsel sanat kültürüyle mümkündür arkadaşlar. Görsel sanat kültürü bir anlamda da sanatçı olanla sanatçı olmayanı, zanaat ile sanat gibi ifadelerin de ayrımını fark eden bireylerin de yetişmesini sağlarken öğrenciler de aynı zamanda eleştirel düşünme becerisini de desteklemiş olmaktadır. Arkadaşlar, müze bilinci görsel sanatlar için oldukça önemli
öğrenme alanlarından bir tanesidir. Çünkü öğrencilerin geleceğe daha iyi, daha güvenli bakabilmeleri için söz konusu tarihsel geçmişlerini ve bu süreçte ortaya çıkan sanatsal ve estetik çalışmalarında farkına varmaları gerekmektedir. Şimdi insanoğlunun yüzyıllardan beri, yani varoluşundan beri arkadaşlar, sosyal, iktisadi, kültürel hayatındaki birikimlerin bünyesinde toplayan müzeler, onları korumakta ve sergilemekte. Nerede sergiliyorsunuz var olan çalışmalarınızı? Müzelerde sergiliyorsunuz arkadaşlar. Bu anlamda müzeler, insanlık tarihinin gelişim evrelerine en iyi tanıklık eden ve bu evrelerin başlamasında ve tamamlanmasında rol oynayan en değerli örneklere sahiptir arkadaşlar. Şimdi müze bilinci öğrenme alanı ile ilgili öğrenciler neler kazanır, bunlara bakalım. 1. Görsel sanatların birbirinden farklı olan kültürel ve tarihsel kalıtını öğrenmek. Bu çerçevede öğrenci sadece yerel olanı değil, aynı zamanda da evrensel olanı öğrenme çabasındadır arkadaşlar. Şimdi bizim ülkemiz çok çeşitli ve zengin bir arkeolojik katmanlardan oluşur arkadaşlar. Öğrencilerin kendi topraklarını, Anadolu uygarlıklarını tanımaları, bu değerlere sahip çıkabilme bilincini de müze bilinci sayesinde gerçekleştiririz arkadaşlar. Aynı zamanda müzelerin eğitim yoluyla bireylere sunacağı geniş olanaklar ve seçenekli bakış açılarının yanı sıra öğrencilerin yeni yaratımlarının ortaya çıkmasının sağlanması ve içinde bulunduğu toplumu, coğrafyayı ve farklı kültürleri bu sayede tanımış olması da söz konusudur. Bu anlamda müze öğretim bizim için son derece önemlidir. Arkadaşlar, sürecimizin sonuna, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İlerleyen süreçte yine dersimize devam edeceğiz.